bakış açımla nasıl geçtin? Yani sezon başındaki yola çıkışın, planlamanla sanıyorum Gümüşhane maçı dönüm noktası. Evet. Yani sezonun iki ayı bak mümkün. Bir Gümüşhane maçı artı ondan sonraki evet. süreç. O sürecin gelişmesiyle ilgili değerlendirmeleri alsak. Şimdi Meriç abi, sezon başı ben isterseniz buraya ilk geliş şekliyle başlayayım. Yani geçen sene Kocaeli'de sezon bittiğinde bu sene sezon başımızda aramızda olup da sonradan olmayan Ramazan Tunç beni aradı sağ olsun. Dedi ki Ankara Gücü'ne çalışmak ister misin? Ben dedim ki camia bizim. Hani Ankara Gücü kötü bir durumda, her açıdan sıkıntılar giderildi mi? O da büyük bir kısmı giderilmeye çalışılıyor dendi ve konuştuk. Bir akşam geldik başkanla, bu yan odada benim odamda, kullandığım odamda başkanla konuştuk. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o gün puan açısından ilk yarı sezon sonu itibariyle hani bizi kaç puan şampiyon yapar, nasıl bir yol haritası izleriz diye başkanla bir yaptığımız görüşmenin hemen hemen sezon boyunca bir semeresini aldık. İlk yarı puan bitiş itibarı, sezon sonu şampiyon oluş itibarı. Yani puanlama açısından her şey bizim düşündüğümüz gibi oldu. Ama maç maç, oyun oyun baktığınız zaman çok değişkenlik gösterdi. İlk yarının belli bölümü. Daha sonra da işte sizin bahsettiğiniz gerçekten biz belki yine şampiyon olurduk ama bizim camiamızın kenetlenmesi, bir olması ki o maçtan sonra da bir basın toplantısı yapmıştık. Orada da söylemiştik. Her şerde bir hayır vardır diye. O bizim için hayır oldu. Ondan sonra biz kenetlendik. Yani taraftarımız hep vardı ama herkes parça parçaydı. Grup gruptu. Normaldir bu da. Bunu normal değilmiş anlamında söylemiyorum. Bunların hepsi bir grup oldu. Basın mensupları arkadaşlarımızdan da işte biraz çok destekleyen vardı, biraz geri planda duran vardı, biraz ya bu sene yine olmaz diyen vardı, bu sene ya olacak diyen vardı. Orası bir kenetlendi. Biz takım olarak zaten kenetliydik. Emin olun sezon başından beri yönetim ve takım biz hep iç içeydik, beraberdik. Orada bizim bir sıkıntımız yoktu. Dolayısıyla dışarısının o gücünü de alınca çok farklı bir yol çıktı önümüze ondan sonra. Ondan sonrası çok daha farklı oldu. Çok daha güzel oldu açıkçası. Yani. Puan olarak hedeflenen... Puan olarak sezon başı yan masada, yan odada başkanımızla puanladığımız puan şu anda tam sezon devresi itibariyle ve şu an itibariyle söylediğiniz bütün puanlar birbirini tamamıyla örtüştü. Evet. Tebrik ederiz. Sağ ol Ali abi, teşekkür ederim. Şimdi tabii 33 haftayı geride bıraktık. Yani hemen hemen %90 maçı izledik Ankara. Evet. Artık o geçmişte kaldı. Yani yanlışlıklar, hatalar, sizin hatanız, futbolcu hatası, basın hatası. Şimdi tabii onları unutalım. Biz şampiyonluğun keyfini yaşıyoruz. Tabii tabii ya. Onu ben niçin söylüyorum Ali abi biliyor musun? Burada oluruz veya olmayız ama şimdi ben de kendimce genç bir teknik adamım. Yani ben iki buçuk sene oldu ben teknik adamlığa başlayalı. Çok şükür şeyimizde iki buçuk sene sonunda kendi camiamda böyle büyük bir camiada bunu yakalamak benim için önemli ama burada bitmiyor. Şimdi sizden alacağım sorular vardır. Sizden alacağım eleştiriler vardır. Onu demeye çalışıyorum. Ben de buradan mutlaka ki sezon boyunca alacağım şeyler vardır. Ama benim de söylemek istediğim şeyler vardır. Belki sizlerden de onu alabilecek arkadaşlarımız da olabilir. Hani lütfen bunu yanlış anlamayın. Hani birbirimize yanlışlarımızı, şeylerimizi söylersek. Hani varsa sizin gördüğünüz. Ben çok açık net beklerim ya. Tabii. Ama sevinci yaşayacağız yani tabii, öyle. Sevincini yaşayalım. Bundan sonra ne olacak esas? Tabii 34. hafta bittikten sonra Ankara Gücü'nün gelecek seneki plan program. Siz gördüğünüz eksikleri biz gördük. Yani sıkıntılar, yani ben söyleyeyim orta sahada, forvette sıkıntılar yaşadınız. Ve bazı maçlarda gerekli müdahaleyi yapmadınız veya baktınız ki kenardakiler yetersiz veya şeydi. Biz istediğimiz futbolcuya mesela basın diyor ki şu oynasın, siz tabii tersini yarın. Bunlar normaldir. Bu teknik adamın çünkü 5-6 gün beraber olduğu bir futbolcu vardır. Biz sadece ya idman izliyoruz veya o futbolcunun bir maçtaki performansına bakarak değerlendiriyoruz. En iyi bilen sizsiniz.
Siz de şimdi Ankara Gücü'nün gelecek sezon planlamasında var mısınız? Veya bu planlamayı Hatay maçından sonra mı oturup yönetimle konuşacaksınız? Veya eksikleri gördüğünüz bir rapor sunacaksınız? Şimdi, tabii ki. Şimdi burada zaten planlamada bizim mukavelemiz devam ediyor. Orada bir sıkıntı yok ama ben hep şunu söylerim. Başkanımıza da söylerim. Herkese bunu söylerim. Camia bizim. Eğer ki yönetim kurulu olarak da bir karar alınır, devam edilmeyecek konusunda bir şey olursa hiç sıkıntı yok. Biz yine desteğimizi veririz. Mukavele var diye ben devam etmek zorunluluğum yok. Kaç yıllık mukavele? Benim mukavelem Ankara Gücü kulübünde çıkarsa devam ediyor, çıkmazsa yoktu. Tek yıllıktı. Ama çıkarsa mukavelem iki yıllıktı. Dolayısıyla buradaki evet eksikler belli. İkincilik B kategorisiyle TFF birincilik arasında çok da uçurum yok. Bu net. Ama farklılık var. Şimdi ikincilik B kategorisi hep birazcık daha savaşmaya yönelik, birazcık daha kavgaya yönelik bir lig. İşte öne geçen yerden kalkmıyor. Böyle bir lig. 10 kişi defans yapıyor. Açılması zor ki bizim her maçımız böyle oldu. Böyle bir lig. Dolayısıyla TFF birincilik birazcık daha farklı olacak. İşin içinde yabancı olacak. Kaliteli ayakların olması gerekiyor. Onun biz de şey olarak, donanım olarak ona yeterliliğimiz var çok şükür. Yönetimimizin de illaki vardır ama yönetimimizin sadece bizim bir araya gelip eğer ki beraber devam edeceksek bir hedef birlikteliği yapmamız lazım. Ama bu hedef birlikteliğinde maddi imkanlar ne derecede destekleyecek? Bunların hepsinin yönetimin bir kendi şablonunu önüne çıkartıp ondan sonra bizim oturup belli bir değerlendirme yapmamız lazım beraberce. Dolayısıyla bunun için şimdi konuşmak biraz erken olur. Şu maç bittikten sonra yönetimimiz de kendi önüne işte destek kimden ne gelecek, nasıl olacak çünkü zor. Daha bu seneki oyuncu grubunun maliyeti var kulübe, şampiyonluğun maliyeti var. Bu oyuncu grubu çok fazla suistimal etmedi bu sene maddi imkansızlıkları. Hep şey yaptı, şampiyonluk gelsin gerisi önemli değil gitti ama bu haklarını almayacaklar anlamında değil. Dolayısıyla bunun plan programını yönetimimiz, başkanımız bunlar yaparlar. Sonra da eğer ki hedef birlikteliğimiz olursa beraber yolumuza devam ederiz. Olmasa da biz yine dışarıdan Ankara Gücü'ne destek vermeye devam ederiz. Sezon başında beri içeriye de anlatayım ben biraz size. Çok normal, hani bu oyuncu niye çıktı, bu oyuncu niye girmedi, bu oyuncu niye oynamadı. Bunları ben çok normal karşılıyorum. Ama burası bizim, hep oyunculara da söylerim arkadaşlar, burası bizim yatak odamızdı. Bir sezon boyunca. Biz her salı, perşembe günleri genellikle ya salı ya perşembe, bir de maçlardan önce burada rakibimizi seyrederiz. Salı ya da perşembe günü kendimizi seyrederiz. İşte burada bu hatayı yapmışız, şunu yapmışız. Kendimizi eleştiririz. Bizim istemediklerimizi oyunculara söyleriz. Dolayısıyla biz bu yatak odasıyla da şampiyon olduk diyebiliriz. Burada gördük eksiklerimizi, doğrularımızı, yanlışlarımızı. Ama şuna inanın, dışarıdan canlı seyretmeyle buradan seyretme arasında dağlar kadar fark var. En kötü oynadık dediğiniz maçı bile şuradan seyrettiğiniz zaman Ankara Gücü'ne yazık olmuş ya diyorsunuz. Yani yazık olmuş, biz bu maçı nasıl kaybettik diyorsunuz. Burası hakikaten bizim için önemliydi. Öbür taraftan oyuncu çıkartma, seçme, tabii ki illaki biz de yanlış yapmışızdır. Yanlış yapmayan hiç kimse, hiçbir kul olamaz. Ama biz birazcık daha farklı değerlendiriyoruz. Biz atıyorum bir oyuncumuzu, bazen kulübeyi de birazcık daha zengin tutmak zorundayız. Yani şöyle ufak bir örnek vereyim ki hepinizin aklında olan isim üzerinden vereyim. Enes Kubat üzerinden vereyim. Son dönemde oyun sıkıştığı zaman oyuna sokup oyunu çevirecek oyuncu kulübede yoktu. Oynayan oyuncu grubundan dahi birini oraya koysaydı, mesela Muharrem Ozan sonradan girdiği maçlarda bir tek bize Buksaş maçında çok ekstra iş yaptı. Sonradan girdiği zaman çok fazla verimli olamıyor. Ömer Bozan olamayabilirdi. Dolayısıyla kulübeden girip de takımı ateşleyecek oyuncum benim Enes Kubat'tı. Benim için. Hani herkes farklı değerlendirebilir. Bunun da semeresini ben belki iki maçta aldım ama bir maç benim için çok önemliydi, Tuzla maçı. Orada mesela belki de şampiyonluğun en büyük dokunuşunu Enes yaptı bize. Ya dolayısıyla bazen
oyuna atacağınız oyuncunun da ateşleyici gücü olması lazım. Ben bu şekilde bir yol izledim diyeyim daha doğrusu. Belki de yanlış yaptım, bilmiyorum bunu. Ama öyle yol izledim. Bir de bununla beraber de dediğiniz gibi burada biz her gün çalışıyoruz. Bunun itmanı var, düşüklüğü var, çıkışı var, inişi var. Yani bir sürü şeyi var. Sadece biz bir maçta değerlendirme yapamıyoruz. Burada 6 tane itman yapıyoruz biz 6 gün. Hemen hemen bazen haftanın her günü yaptık. Onlardan yola çıkarak biz takım oluşturmaya çalıştık. Hata yaptık mı? Tabii ki yaptık. Yani hata yapmayan insan olur mu? Ama emin olun ki az sayıda hata yaptık. Çünkü buranın yüzünden hatayı az yaptık. Burada biz bir oynadığımız maçı yensek de yenilsek de en az 2 sefer, 3 sefer 90 dakika tekrar seyrettik biz burada. Keza rakiplerimiz de öyle. Dolayısıyla o çalışmalarımızı yaptık. Dediğim gibi yani hata yaptık mı? Yaptık. Ama emin olun ki az yaptık. Hocam, Ankara Gücü çok köklü bir camia. Siz de bu köklü camianın futbolcu olarak da bulundunuz. Bu camianın bir parçasısınız. Taraftarın da bu konudaki projeksiyonu çok geniş. Yani taraftar, konuştuğumuz taraftar kitleleri de TFF birincilikle yetinecek bir taraftar kitlesi değil. Süper Lig'den gelmiş bir taraftar kitlesi var. Siz bu kulübün içinde de bulunmuş birisi olarak önümüzdeki sezon Ankara Gücü'nde olursunuz, olmazsınız. Bunun dışında bir Ankara Güçlü olarak da soruyorum size. Ankara Gücü'nün TFF 1. Lig'deki projeksiyonu ne oldu? Yani orada biraz kalıp ondan sonra mı Süper Lig'e çıkmalı? Hemen mi çıkabilmeli? Çünkü taraftar buna yetinmeyecektir. Bence hemen çok zor olur. Benim kendi şahsi kanaatim. Mutlaka ki bir geçiş süreci, bir o lige, evet daha önce de oynadı ama bir geçiş süreci olmalı diye düşünüyorum. Çünkü hep böyle olmuştur. Bazı takımlar gelmiştir. Çat 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 vurup da çıkmıştır da. Ama bu hep söylüyorum. Takımı bence korumanız lazım. Yani belli bir iskeletin, evet çok PTT için çok çok iyi bir takımımız yok şu anda. Ama emin olun ki çok kötü bir takımımız yok. Sadece doğru işlenirse, doğru yabancı alınırsa, doğru Bankasi'de oynamış hem genç hem tecrübeli oyuncular alınırsa yine kafaya oynar. Ankara Gücü her oynadığı yıl, her oynadığı ligde mutlaka ki kafaya oynar. Ama başarabilir, başaramaz, orası belli olmaz. Ama mutlaka ki kafaya oynar. Ama benim kendi nacizane görüşüm, 2 senelik bir süresi var. Yani 2 senede çıkılırsa çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Yani çok daha rahat olur diye düşünüyorum. İlk senesi biraz zor olabilir. Ama yine ne olursa olsun Ankara Gücü'nde bu takım da devam etsin TFF 1. Lig'inde yine kafa yönecektir. Buyurun. Hocam. Pardon. Sizin de söylediğiniz gibi 2,5 yıllık bir hocasınız. Geçen sene Kocaeli'de çalıştınız. Evet. Son dönemde de talihsiz bir dönem yaşadınız belki. İşte şampiyonluğa giderken Kocaeli son haftalarda kaybetti. Ankara Gücü'nde ilk yarıda daha fazla gol atan, daha rahat gol atan ama daha kolay gol yiyen bir takımı izledik. İkinci yarıda ise daha zor gol atan, genelde duran toplardan gol atan ama buna nazaran zor gol yiyen, kalesinde pek gol görmeyen bir takım. Bir strateji değişikliği yaptınız diye düşünüyorum ben ama geçen yılın da bir etkisi var mıydı zihninizde, bir korkusu, endişesi var mıydı? Şimdi geçen sene, şimdi ben kendi adıma pozitif futbol oynamasını çok seven bir hoca kimliğim vardır. Onu çok isterim ama emin olun ki bu lig ona müsaade etmiyor. Yani siz istediğiniz kadar hep oyun oynayan, top oynayan bir takım olun. Bizim grubun futbol anlamındaki en iyi takımı bence Tuzla Spor'da düşmemeli. Çünkü bu lig onu kaldırmıyor. Maalesef ki. Geçen sene Kocaeli Birlik Spor takımında biz onu yapmaya çalıştık. Biz ligin en çok gol atan takımı olduk. 62 golle. Ligin en çok gol yiyen üst taraftaki takımlarından biri olduk. 37 golle. Ve biz bir tane direkten dönen topla şampiyon olamadık. Ama bu bir tek direkten dönen top olmuyor işte. Biz geçen sene küme düşen takıma yenildik mesela. Kocaeli Birlik'teyken. Ama bu sene ikinci yarı evet bir stratejik değişiklik yaptık. Birazcık daha defans ön planı da tuttuk. Çünkü ilk yarı itibariyle çok gol yemiştik. Yanılmıyorsam 18 tane gol yedik. Dolayısıyla şampiyonluğa gidildiği zaman bu gol sayısı biraz fazla geldi bize de. İkinci yarı 10 gol yedik. Şimdi bunda 1-2 oyuncu değişikliği de yaptık. Birazcık daha oyunun oyunsal yönünden ziyade birazcık daha defansif kısmını tutacak hamleler yaptık. Bununla beraber sakat oyuncularımız vardı.
İlk yarı Hurşit'ten hiç yararlanamadık. İkinci yarı çok az yararlanabildik. Çünkü çok büyük sakatlık yaşadı. Cenk'i ilk yarı hiç kullanamadık. İkinci yarı Gümüşhane maçından sonra, Tokat maçından sonra kullanmaya başladık. Erhan Şentürk, o da uzun bir 6-7 haftalık bir sakatlık yaşadı. Sonraki performansı şöyle dalgalı oldu onun da. Mesela geçen seneki performansının yanına yaklaşamadı. Hani bunlar da bizim için etkiydi. Ama ikinci yarı dediğin çok doğru. Birazcık daha önce defansif anlamı bir garantiye alalım. Nasıl olsa bir gol buluruz da gittik. Aa, duran toptan çok gol yaptık evet ama emin olun ki duran top da sadece öylesine gelişen değildi. Biz her hafta iki gün mutlaka ki taş dahil duran top çalışırız. Yani onlar da gelişi güzel değil, çalışmanın eseri olan çoğu goller, duran toplar. Evet abi. Hocam, kısa tecrübe benim. Ama içinde bir Ankara Gücü şampiyonluğu var. Evet. Ankara Gücü Gülü Camiler bir şampiyonluk ekibini. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ankara Gücü tarihini yazacak. Ya benim için de o çok büyük onur. Onu da belirtmem lazım. Şunu hatırlıyoruz ki bu Ankara Gücü ismi ve Ankara Gücü taraftarı isim futbolcuları Ankara'ya getirebiliyor. Ankara Gücü'ne de getirebiliyor. Evet. Ancak böyle isim transferinin ardından yaşanılan zorlukları, yaşanılan sıkıntıları da hepimiz hatırlıyoruz. Şimdi yine böyle bir döneme girilirse, girince endişe var bende. İsim bir süperlik. Çünkü geliyor, gelir Ankara Gücü'ne. Ancak yani siz de bahsettiniz, liglerin karakterleri farklı. Evet. Süperlik tecrübesi var diye, PTT 1. Lig'e futbolcu transfer ettiğiniz zaman bu sefer başka sıkıntılar da yaşayabiliyorsunuz. Evet. Nasıl bir politika izleyecek sizce Ankara Gücü? Siz oldunuz ya da olmadı. Şimdi ona şöyle bir örnek vereyim. Biz Süper Lig'den iki tane oyuncu aldık ikinci lige. Yani Serkan'la Sezgin'i aldık. Herkeste endişeler çok fazlaydı. Hatta çok yoğun da ben bir tepki aldım. Onu da biliyorum sosyal medyadan. Ama ben yani o oyuncu kardeşlerimizin... Hatta büyük isimler de isteyecek. Çünkü böyle bir camiler... Ya şimdi büyük isim olabilir. Şimdi Serkan da Sezgin de ikinci lig için büyük isimdi. Ama bir önceki senelerde büyük isimler bu... Hep bir temkiz vardı. Neden? Yine bir şey yapmayacaklar. Ondan dolayı da bize çok şey verebileceklerini biliyordum ben. Sahada tartışılır, verdi vermedi ki bence çok şey verdiler. Ama saha dışında da takımın takım olması için inanılmaz bir abilik yaptılar. Benim yükümü hafiflettiler takım içerisinde. Dolayısıyla biz hiç sezon başından bu zamana kadar biz bir sorun yaşamadık, bir sıkıntı yaşamadık takımımızın içinde. Hep bir inanın bana sevgiyle geldik, saygıyla geldik. Aa biz hoca olarak çıktık, bağırdık, çağırdık. Ama hiçbir sıkıntı yaşamadık takımımızla. Abilerin rolü çok büyüktü. Aa TFF 1. Liginde mutlaka ki olacaktır. Biz burada olduğumuz zaman eğer isim gelirse, isimli oyuncu gelirse mutlaka ki alırız ama bizim değerlerimize uyacak isimli oyuncular almaya gayret ederiz. Ama bu da bazen iyi tanırsınız, iyi bilirsiniz. Bir süre sonra bir bakarsınız ki farklılık gösterir. Bunlar da olabilir. Hani bu sene Serkan da Sezgin de tuttu diye seneye de tutacak diye bir şey de söz konusu değil. Ama dolayısıyla isimli futbolcu eğer ki biz olacak olursak bizim kriterlerimize, kulübün kriterlerine uyan isimli futbolcu olursa başımızın üstünde yeri var. Biz de isteriz yani. Yabancı oyuncu konusunda yani kalırsanız Çin'de bir planlamanız var mı? Kimler olacağı? Yani kendimizce bir iki beğendiğimiz oyuncular var ama tabii bir tek beğenmek de yetmiyor. Ondan sonra girişim, isteyeceği rakam, para bunlar çok önemli. Bunların hepsi yani önümüzdeki seneyle alakalı şeyler tamamıyla bir bütün halinde yönetimimizin tasarrufu çıkartıp önüne bütçeyi koyduktan sonraki konuşulacak şeyler. O yüzden ama illaki yapılacaktır. İllaki doğru adamlar alınacaktır buraya. Yani her şeyden önce Ankara Gücü'nün bu camiasına yakışır bir kere kişilikte olması lazım bence. O kişilik olduktan sonra oyunculuk zaten geliyor. Peşinden geliyor o zaten. Ondan sonrası oluyor zaten.
Bu seneki bence bizim en büyük artımız oydu. Ben öyle düşünüyorum. Hangi maçta, hangi anda şampiyon olduğunuzu hissettiniz hocam? Ben yine biraz geçmişe döktüm, geleceğe. Yani geleceği zaten şey yapamayız, konuşamayız da ama hangi maç dersen Niğde maçında 1-0 öndeyken 90+3'te direkten döndü topları. Çok net pozisyon kaçtı. Hatta o zaman döndüm hocama dedim ki burada dedim şansımız, bundan sonra şans bizden yana, şanssızlığımız gitti burada dedim. Ve ondan sonra işler hakikaten bize doğru döndü. Çünkü ondan önce öyle bir enteresandı ki çok eleştiriliyorduk ama şimdi bir Aydın'da bir maç oynadık. Bir tane kenar orta kimseye değmeden gitti, gol oldu, başka pozisyon yok. 1-1 bitti maç. Burada 40 lirayla maç oynadık, 1-1 bitti, bir tane korner attılar. Şimdi orada da mesela çok eleştiri aldım. Hani aklıma geldikçe onları da paylaşıyorum sizinle. Ya takım hep uzun attı. Ya ceza sahasından çıkmayan 10 tane adam var. Nasıl atacaksınız ki başka? Mecbur biz de uzun aldık, uzun attık gibi. Ona o maça yazık olmuştu mesela. Böyle ucundan gitmişti. Sonra işte Gümüşhane'deki o maç zaten. O maçın dönüşü de hatta biz havaalanında da söyledik. Bu birlik beraberlik olsun. Biz kesin bu işi götürürüz diye. Ama Niğde'de o 90+3'te o top direkten dönünce yani şanssızlığımızın gittiğini, ondan sonra önümüzün açılacağını böyle birden hissettim. Hatta hocalarıma da söyledim. Ama ondan sonra da öyle gitti. Peki hiç umudunuzu kaybettiğiniz oldu mu? Tur, artık gitti bu iş, bitti bu iş. Galiba bu sene de kopuyoruz falan. Ben umudumu hiç kaybetmedim ama Korcan devreye giriyordu. Ama ikinci yarıdaki takım o defansif anlamının en büyük şeyi oraya Muhammed'i yerleştirmemiz oldu. Çünkü onun topla ilişkileri birazcık daha düşük olsa da mücadele gücü çok yüksek. İkinci kere, üçüncü kere topun önüne geçebiliyor. Bütün ikili mücadeleleri, bütün dönen topları kazanabiliyor. Onun birazcık daha oraya yerleştirmemiz, belki biraz pas oyununu aksatıp ama mücadele gücünü ve defansif anlamı çok daha ön plana çıkarttı. Hocam bir de Harun genç bir futbolcu. Yani benim beğendiğim bir futbolcu. Ankara gücü zamanında nasıl bilir? Harun çok iyi bir futbolcu. Yani çünkü fakat topla fazla oynuyor, kendisine tabii güveniyor ama çok garip etme şeyi de çıktı ama ben yani beğeniyorum. Belki ben, futbol için dikine giden futbolculardan birisi. Yani ben mesela... Beğendiğim bir futbolcu. Yani. Şimdi şu Harun'un şu son 3-4 maç oynayamamasının tek sebebi taraftar. Taraftarın ona tepkisi, kaldıramadı onu. Sezon başından beri emin olun inanılmaz derecede bize katkı sağlayan en önemli oyuncu parçamız Harun'dur. Tabii taraftarımızın görmek istediklerini onu da görememesi, gol pası ya da gol, o tür ince işleri çok fazla yapamamasından dolayı ama ya öyle bir de enteresanlık bir şey var ki arkadaşlar biz Harun'u mesela o düşüklükten dolayı oynatamıyoruz ama Harun'u 4 tane Süper Lig takımı izliyor da yani istiyorlar. Ve hani isimlerini de vermeyeceğim takımların birebir benimle de konuştular yani. Ama şu son dönemde bu seyirci baskısından dolayı ben Harun'dan verim alamadım mesela. Belki de çok daha erken koparacaktık. Çünkü bizim orta sahamız, ben hep onu söylerim bizim çocuklarımıza. Orta saha nasıl bir insanın şey her şeyi kalbidir. Kalp de bir takımın orta sahasıdır. O kalp iyi çalışırsa o vücut iyi çalışır. Dolayısıyla oradaki birazcık düşüş bu son haftalarda bence bizi de etkiledi. Yoksa iyi ki ona da değindin. Çünkü Harun konusu sezon başından beri hani bana çok yöneldi. Harun çok iyi futbolcu. Harun. Benim nazarımda, benim kendi görüşlerime göre Harun bence çok iyi futbolcu ve bu sene şu son 4 hafta hariç bence bize çok inanılmaz katkı sağladı Harun. Hocam şimdi devre arasında bazı oyuncuları istemiştiniz. Sonra isimleri duyulunca bu transferler olmadı. Sonrasında bu Korcan ve diğer evet. Arkadaşlar. Korcan'ı ilk başta istiyorduk. Sadece Korcan'ın Süper Lig'den bir talibi vardı. Son anda olmayınca geri geldi. Peki transfer yasağı gelseydi bu isimleri alamasaydık Ankara gücü. Evet. Sezon sonunda farklı bir tablo ortaya çıkar mıydı? Bir. İkincisi bu devre arasında istediğiniz oyuncuları yeni sezon için düşünüyor musunuz? Aynı arkadaşları takıma koyacak mısınız? Bir de ilk yarıda sizce takımın en iyisi kimdi? Bir de ikinci yarıda en iyisi kimdi? Ya ben öyle bireyselleştirmeyeceğim. Ya, hani iyi isterken benim için tabii ki var ama benim için birkaç kişi var. ama transferlere gelince yapamasaydık biraz zor olabilirdi. Çünkü Korcan hakikaten bize çok şey verdi ama Korcan'ı biz almasaydık da transfer açılmasaydı da
Ben Emrah'la zaten yollarımı ayırmıştım. Ben o zaman iki tane, benim hakikaten iki tane çok iyi genç kalecim var. Sadece gençler. Aa, bunlar diyebilirsiniz ne zaman şans bulacaklar ama şampiyonluğa giderken çok zor. Aa, mecbur kalsaydın ikisini de oynatacaktın. Ya Emre'yi ya Altay'ı, ki Altay da çok iyi kaleci. Şu anda U19 milli takımına gidiyor. Emre de 96 doğumlu. İkisi de bence önümüzdeki yıllarda Süper Lig'i yakalayabilecek kalecilerimizden. Kesinlikle birisi mutlaka ki yakalar. Transfer açılmadan ben zaten Emrah'a gönderdim. İki tane genç kaleciyle ben oynamayı göze aldım zaten. Aa, transfer açılmasaydı devre arası 2-3 tane arkadaş gönderdim. İlk gönderdiklerim hariç. Daha sonra da bu sefer işte Kenan'ı alamazdım. Çağatay'ı alamazdım. Korcan'ı alamazdım. Bunları devam ederdim. Diğer arkadaşları da göndermezdim ama sonuç şimdiden bu noktayı yakalar mıydık? Yani orası biraz muamma. Yakalayabilirdik de bir nebze altında da kalabilirdik. Ama orada olacağımız hep kesindi bence. Hocam öncelikle özür ben. Onur'un transferi gündeme geldiğini ne düşündünüz? Bir endişeye kapıldınız mı? Şimdi Onur çok iyi bir futbolcuydu. Sezon başında burada yaptığımız planlama da başkanımla beraber biz sezon sonu satacaktık kendisini. Ama devre arası, tabii bu maddi imkansızlıklar o kadar çok baş gösterdi ki devre arası olduğunda borçları ödemekten oyunculara büyük bir bölümünün belli bir peşinatı içeride kalmıştı. Bir tane maç başı ödeyemedik. Şimdi böyle de bir transfer teklifi gelince de başkanımla oturup değerlendirme yaptık. Ne diyorsun dedi bana. Dedim ki eğer bu çocuklara gelen para peşin vereceklerse, taksit olmayacaksa, bu gelen parayı da çocuklara dağıtacaksak verelim. Biz dedim onu oraya kapatırız bir şekilde. Sadece çocukların şey olsun. Hani ödemelerimizi bir nebze de olsa yapalım ki onu yaptık. Akabinde transfer hemen bir açılıp kapandı. O zamana kadar işte 2-3 kişiyi zaten Emre Karay'la beraber Korcan hemen dördüne imza attırdık. Sonra yine kapandı. Ve oldu, bitti. Ama o açıdan bize faydası oldu. En azından içeriği birazcık rahatlattık. İyi bir oyuncumuzu belki kaybettik şampiyonluğa giderken ama içeriği rahatlattık biraz. Hocam, Bursa Spor'a galiba kalsın sezon sonuna kadar diye teklif yaptınız, kabul ettiniz. Yaptık, evet. Hani dedik size verelim, satalım. Siz parasının belli bir kısmını verin. Sezon sonuna kadar da bizde oynasın. Sezon sonu gelsin diye kabul etmediler. Bizim ihtiyacımız var dediler. Bunlar da aldılar. Evet. Hocam, bir soru daha benim olsun. Buyur. Tabii ki Türkiye'de olduğu gibi, futbol Türkiye'de olduğu gibi, futbolda da varsayımlarla işleri görülür. Ama sizin şampiyonluğunuzun büyük bölümü şanssızlıktan ibaret olduğunu biliyorum ama burada en büyük katkı da sizin olduğunuzu müdahale etmek biraz haksızlık olur diye düşünüyorum. Ben biraz daha uzatmak istemiyorum ama hakikaten şansen bir şampiyonluk elde ettiniz. Bu kaçınılmaz. Neden mi derseniz, biraz da sizin gayretiniz olduğunu söyledim. Tuzla maçında bunu gördük. Hepimiz gözlü yaşlı tribünlerde de izledik. Röportajlarımızı da yaptık. Ve inanılmaz bir mucizeyle bu şampiyonluğunun oradan ışık saçacağı, ufuklara taşıyacağı bir günümüz oldu. Ankara basını da bunun bilinciydi. Ankara basını da buna çok sevindi, mutlu oldu. Ve Tuzla maçında da işte bu elde edilen bu ucuz galibiyetten sonra da şampiyonluğu elde ettik. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Daha çok açıklayacak kelimeler var ama biz bazıları uzatmayalım. Bu başarıları elde edersek tabii ki elinizde sihirli değnek yoktu. Bir meslektaş olarak da bildiğim için söylüyorum. Büyük bir uğraş verdiniz. Hele hele Sayın Başkan Mehmet Yiğiler olsun, yönetimi olsun, bu dar geçitten zoraki geçtiniz, zoru başardınız ve bugüne geldiniz. Şimdi bu pazar günü sözümü tamamlayarak noktalıyorum. İnşallah şampiyonluk kupasını alacaksınız. İnşallah. Ve külliyeye gireceksiniz ve bu şampiyonluğu ilan ettikten sonra artık Ankara gücünü buradaki bu yuvarda toplanıp bundan sonraki siz başta olmak üzere sporcularınızın bakış açısı nedir?
önümüzdeki sezon için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya şimdi önümüzdeki seneye bakış açımız bizim şeyden önce söylediğimiz gibi Ankara Gücü eğer biz olsak da olmasak da bu oyuncu grubumuz olsa da olmasa da Ankara Gücü nerede olursa olsun mutlaka ki kafa öner. Aa gidemez. Yapamaz. Hiç fark etmez ama hedef her zaman Ankara Gücü'nün bulunduğu ligde hep yukarısıdır. Ben şimdi 30'da maçınıza da değindiğiniz zaman da şimdi evet hakikaten mucizevi bir maçtı ama şampiyonluklar böyle geliyor zaten. Yani bunu bazen insanlar hani diğer takımlar bize ikram etti diye lanse ediyorlar ama öyle değil. Yani şimdi Gümüşhane gidip Sarıyer'i yenildi diye Gümüşhane bize şampiyonluğu ikram etti. Ya da o bize bunu yaptı. Ya da o öyle değil arkadaşlar. 69 puanın hiçbiri birilerinin size vermesiyle toplanılmaz. Yani bunun daha bir maçta eksik olduğu halde. Ya dolayısıyla bu zor bir süreçti. Bir tek bir şey biz ama hakikaten doğru yaptık. Ona inanıyorum. Biz burada çok iyi çalıştık. Biz burada çok iyi birliktelik sağladık. Oyuncu grubumuzda. Yani burada işte sezon başından beri ilk toplanıp Erzurum'a gittiğimiz günden beri çocuklar iyi çalıştılar. Biz de kendilerini iyi çalıştırmaya çalıştık. Dolayısıyla tabii ki puan kayıpları olacak. Ekstra hiç hesapta olmayan kazanımlar olacak. Mesela biz evet Tuzla maçını mucizevi bir şekilde aldık. Ama Menemen maçını da mucizevi bir şekilde verdik. Yani ben 40 yıl düşünsem orada bana deser ki berabere dönün ben hayır derim ya. Ama yenildik geldik. İnegöl'deki İnegöl maçı. Kalemize gelmeden biz 1-0 mağlup olduk. Ceza sahamıza girmediler. Yani böyle hani biz de böyle maçlar verdik. Demek istediğim o. Rakiplerimiz de verdi. Dolayısıyla biz hepsinden bir adım daha fazla aldık. Ama biz hepsinden daha iyi çalıştık. Ve biz bence Gümüşhane'den çok daha iyi takımız. Oyun olarak. Oyuncular arasında bir problem var mıydı? Bizim mi? Maçta son karşılaşmanın ilk 6 dakikasında öldük girdik Allah'tan seyirciler acaba ben diyorum ki kendi aklımda bizim oyuncularımızın arasında bir problem olsaydı biz şampiyon olamazdık baba. Bu maçta niye öyleydi? O maçta niye öyleydi ben söyleyeyim şimdi oralarda yaşamış biri olarak ya heyecan yani o stres 3-4 haftadır. Şimdi hani biz burada rahat rahat konuşuyoruz da biz de işte hoca ya şöyle yapmamız lazım. Ya o çocuklar daha büyük stres altında. Şimdi onlar bir şey yapamadıkları zaman daha bir şey yapıyor. İşte Muhammed Kastamonu'da işte kafa pası kısa düştü geldi. Ya hocam benim yüzümden mi şimdi maçı? Yani adam kendi kendini suçluyor zaten. Hani o stresi istediğiniz kadar tecrübeli olun. Bu taraftarın hakikaten stresini kaldırmak çok zor. Çünkü camia büyük, çünkü taraftar çok büyük. Taraftar öyle bir hale getirdi ki, ben bunu Gümüşhane maçından sonra söylemiştim. Bilmiyorum hatırlarsanız basın toplantısında. Bizi mecbur bıraktı. Şimdi Gümüşhane'den sen yenilip geliyorsun, 10.000 kişi seni karşılıyor. Bizim ezikliğimizi düşünsenize. Ben de yenip böyle Gümüşhane göğsümü gere gere taraftarımın karşısına çıkmak istemem mi? Ama eziyiz. Oyuncular da ezik, biz de eziyiz. Dolayısıyla da biz ezik olduğumuz halde taraftarımız yine arkamızda durdu. Seyircisiz maçta 50 bin tane bile satıldı neredeyse. Ama biz yenemedik takımı. Onun ezikliğini düşünsenize. Bizdeki, oyunculardaki. Dolayısıyla onlar da kolay şeyler değil. Emin olun ki değil yani. Biz ne kadar çok istediysek oyuncu grubu bizden daha fazla istedi. Çünkü onlar da tarihe geçmek istediler. Uzun bir zamandır şampiyonluk yok. Ankara Gücü diplerdeyken küllerden doğmuş Ankara Gücü'nü şampiyon yapan isimler oldu onlarda. Ve bu son dönemdeki emin olun ki en büyük özellikle ilk yarılardaki o kötü oyunu ben belki bir mazerettir bilmiyorum. Sadece ona bağlıyorum o şeye bağlıyorum. Taraftarın karşılaştığı bu tutumlara ne diyorsun? Yani nereye gitsek bir tomalar, gazlar, tazikler, sular. Ya ben yazık yani ben gerçekten dışarıdan hep konuşuyoruz da yani ya hatta ben şu ibareyi kullandım. Ben Fener Galatasaray maçında bu kadar çevik kuvvetli toma görmedim. Aynen. Ya biz bu saçta altı üstü Ankara'nın iki tane güzide takımı ya birisi çok büyük bir camia birisinde camiası yok ama Ankara'mızın takımı evet. Yani İki tane Ankara takımı ya. Tamam seyirci de vermeyebilirsin ama yani bu kadar biber gazı, su, yani bunlar çok
ayıp ve kötü şeylerdi bence. Şimdi sorumlusunu bilmek lazım. O kadar çevik kuvvetin orada ne işi var? Biz Gümüşhane'ye gittiğimizde 5 tane polis vardı. Polislerde job yoktu. Evet. Bildiğiniz job yoktu yani. Askerde bile bir şey yoktu. Hayır, sonradan asker geldi ama askerde gelmiş koltuğu Gümüşhane'de kafamıza atan Gümüşhane taraftarı geçmiş bizim taraftarımızın önünde duruyor. Sanki orayı çıkartan onlar. Ama maalesef böyle. Ama bu Ankara'daki şey hiçbir Ankara ferdine yakışmadı bence. Atıyorum o çevik kuvveti oraya gönderen işte kimdir? Emniyet müdürü müdür? Yakışmadı. Vali midir? Bence yakışmadı. Kimse yakışmadı. Siyasi midir? Yakışmadı. İki tane aynı kentin takımı ya. Aa, Buksaş'ın da düşmeme mücadelesi veriyor. Evet, onlar için de önemli. Tamam, bilet de vermemiş olabilir. Onu da kabul ederim. Çünkü prosedür budur. Ama diğer türlüsünü yani hiçbir insan kabul edemez. Bırakın bizi. Çok kötüydü. Bence Ankara için bir ufak sınavdı. Sınavı da bence hiç kimse geçemedi. Sorumlu olan hiç kimse geçemedi. Biz de ilk yerdeki oyunla geçemedik. Ben o Bursaş maçında özellikle bir bölümünü maçın taraftarla birlikte izledim. O yukarıda bir efendi konağı diye bir yere. Sonra merdiveni aldılar değil mi altına? Tabii itfaiye falan geldi indirmek için onları. Fakat çıkışları inanılmazdı. O görüntüler var. İnşallah belgeselde kullanacağız onları da. Yani çıkmak bile çok güçlü. Yüzlerce taraftar oraya çıktı. Sizi maç sonuna kadar destekledi ama tabii ki talihsiz bir şekilde orada puan kaybedildi. Evet. Ve olaylar oldu. Ama benim tüm gözlemim şu ana kadar ki Ankara Gücü'nün şampiyonluğunda taraftarın inanılmaz bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Siz zaman zaman oyuncuların baskı olduğunu da söylediniz. Yani bazen de belki olumsuz demeyeyim ama negatif yönde etkileri olmuş olabilir. Ama pozitifliği daha fazla. Ama pozitifliği daha mı fazla? Daha fazla. Yani şimdi şey olarak algılanmasın. Olarak algılanmasın. Hani kötü oyunumuzun mazereti olarak algılanmasın o. Şimdi taraftarın bir de sadece taraftarın maça gelmesi var. Bir de gelmesi var bu şekilde. Şimdi siz ilk yarı da vardı. Bir de biz 6 maçta seyircisiz oynadık. Antiparantez yani. Ve sonra seyircimizle buluştuk. Sonra biraz hafif bir kırgınlıklar oldu. Bir şeyler oldu. Ama sonra işte bahsedildiği gibi o maçtan sonra yani evet eksi yönde hani bir baskı oluşturmuş olabilir oyuncular üstünde. Ama bunun bir de pozitif yönü çok daha fazla. Şimdi bu son maçı Erciyes maçı düşünsenize onun yani ben oynamak istedim. Ya keşke dedim oyuncu olsaydım da ben sahada olsaydım. Şimdi dolayısıyla pozitif yönü çok daha fazla. Hani şey algılanmasın onu kötü oyunumuza mazeret olarak sakın algılanmasın. O çok ufak bir detaydı bence. Peki siz şeyi söyleyince aklıma geldi. Biz Kayseri'de soyunma odası yılında malzemeci Musa Bey'le, Musa Cimri ile röportaj yaparken dedi ki ben Hatay maçında bir 15 dakika oynamak istiyorum dedi. Siz hani oynamak istiyoruz dediniz ya oradan yola çıkarak. Ya böyle bir şey herhalde Türk futbol tarihinde yok da böyle bir şey yok. Olur mu olmaz mı o kendisi yok, de yani. Yok, Musa oynar burada oynar. Burada İtman'da oynatırız onu biz. Hocam yine oyuncu dediniz de Kayseri maçının son 3-5 dakikasında genç kaleci Emre oynatmayı düşünün. Yok hiç düşünmedim. Yani belki o şeyi hiç düşünmedim. Ya belki bu son maçta yok Hatay maçında belki genç kalecilerimizden bir tanesini oynatabiliriz. Belki forma şansı bulamayan oyuncularımızı oynatabiliriz. O maçta hiç düşünmedim. Çünkü mesela Çağatay'ı devre arası aldım. İlk geldiğinde tam hazır değildi. Sonradan iyi duruma geldi ama Serkan iyi oynuyordu ikinci yarı. Bize göre Serkan çok iyi oynadı. Çok özverili oynadı. Dolayısıyla Çağatay'ı hiç oynatamadık. Yani aldığımız oyunculardan bir tek onu oynatamamıştık. En azından onu da bir oynatalım. Çünkü daha genç oyuncu ve önü de açık olan bir oyuncu aslında. Dolayısıyla da öbür türlü bir iki tane genç oyuncumuz kaldı hiç oynatmadığımız. O Hatay maçını da hani şimdiden tam olarak bilmiyorum ama ne olursa olsun oyunu sahada olan her arkadaşım kazanmak için yine oynayacaktır. İnşallah yine kazanacağız da. Ama çok fazla görmediğiniz oyuncularımızı da tercih etmeyi düşünüyorum açıkçası. Kayseri'nin attığı golden sonra Korcan'ın futbolcu tebrik yani. Evet. Diğer bütün futbolcuların çok güzel bir örnekti yani. O da güzel.
Ya biraz şampiyon tarihe geçti. Başta olsaydı ama öyle tebrik edebilecek miydi acaba? Tarihe geçti. Yani biraz da bıraksa bir gol atacağız. Ya şampiyona. Yani iyi oldu arkadaşlar. Vallahi hani sezon başı da konuştuk bir bölümünüzde, hatta şeyde gelmiştiniz Kızılcahamam'a ama herkes çok istedi. Mesela maçtan sonra Ali abinin bana sarılıp bir Ali abi yok değil mi burada? Bir ağlayışı var. Yani ben çok duygulandım. Emin olun ki çok farklıydı. Ali Öcal. Yani sarıldı, bir ağlayışı var. Yani inanılmaz ya. Yani çok kötü oldum. Ya bu hakikaten o birliktelik, işte onlar hani sadece taraftar, işte yönetim, futbolcu, tabii bunlar var ama işte onlar, o değerler çok önemli. İnanın bana çok önemli. Yani o halis yürek çok önemliydi. Onu da hissettik biz çoğu zaman. Tabii çok iletişim kurmakta da Tuna Bey'in çok yanıcıyı vardı. Her dakika, her saniye bilgilendirmek, toplantılarını. Var mıydı acaba? Ankara basınından memnun muydu o zaman, onu soralım yani. Türk basınından. Yok. Yani Ankara gücüne olan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi ben 48 yaşındayım. 80 yılından beri de Ankara gücünün peşindeyim. Yani burada bilen abilerimiz de var. Kim Eriç abinin elinde büyüdük sayılır. Hakikaten bunu samimiyetimle söylüyorum. Doğru olan bir şey bu. Hep bir camianın içerisindeydik. Ben bu sene gördüğümüz desteği yani uzun süredir görmemiştim. Hakikaten inanılmaz destek. Bir şey de yoktur yani. Ya yok. Gerçekten ya, şimdi hani 80'den sonra, 81'den sonraki en büyük destek. En büyük destek. Şimdi biz hatırlamıyorum hangi maçtı. Burada içeride bir maç yapıyoruz. Şu anda kimle yaptığımızı hatırlayamıyorum ama basın tribününe girdim. Arkadaşlarla oturuyorduk. Orada şimdi yanılmıyorsam Ali abi sendin herhalde ya. Şöyle bir yaptın ya. İşte bu ya dedin. Süper Lig havasında bir maç dedin ya. O gün de Beşiktaş'ta Osmanlı Spor'un maçı var. Bakın bütün basın Ankara Gücü maçında. Evet, yani bu da öyle bir şey vardı. O maçın olduğu gün biz full oynuyoruz. İşte bu ya, Süper Lig havası demiyor. Yani evet. O maçta maçta yok. Parmağım incini, o hala tedavi olmadı. Gol yiyince mi atınca mı? Gol yiyince atınca değil. Gol yiyince. Öyle gol denir mi abi ya? Gol yiyince çıktık başkanım. Çıktım ben zaten. Ya bizim umutsuzluğa düştüğümüzde. Ben gidene kadar 2-1 oldu zaten. Bizim umutsuzluğa düştüğümüzde. Demek senin ayağında varmış bir şey. Yani öyle şey yaptım. İşte mesela Meriç abi de orada hepimiz orada dedik. Şimdi Tuzla maçından sonra hocam diyor ki biz Erciyes dönüşü şampiyonduk. Hayır, ben hocama katılmıyorum. Biz Tuzla maçında şampiyon. Tuzla maçında şampiyon olduk. Oradaydım. Ben resmi de anladım. Şöyle hocam. Tuzla maçında gol attıktan sonra, galibiyet golünü attıktan sonra basın tribününe döndüm. Herkes diyordu ki işte bu kadar. Biz şampiyon olduk. Bitti. Bu iş bitti diyor herkes. Yani orada o iş bitmişti. Ya bu iş böyle. Şimdi Buksaç maçından sonra yok yine olamayız denir. O yani bu normal ama hani ben şey olarak söylüyorum onu. Resmiyet anlamında sezon başında daha bir tane maç oynamadan biz Kastamonu diye. Yani ya belki kaba saba işte hani öyle inandırdık kendimizi ya da Allah bizim işimizi öyle verdi diyebiliriz yani. Herkesin şeyi. Yani şeydi yani ben kendi adıma ne hikmetse yani öyle dedim yani. Evet işte o olmadı. Hocam içinizde okta kalan bir maç oldu mu? Keşke şu maçı tekrar oynasak dediğiniz. Gümüşhane maçı. Oradaki. Buradaki değil. Buradaki geldiler, bizi yendiler. Biz Gümüşhane'ye götürmeyiz. Belki onlar çıkar ya. Belki onlar çıkar. Bugün belki. Bu havayla oynasanız o maçı ne olur hocam? Bugün vallahi, bu havayla, bu takımın bu havasıyla, seyircinin bu havasıyla o maçı oynasanız. Valla bugün de olsa, yarın da olsa, o maçtan sonraki herhangi bir gün çok farklı olur abi. Sadece ama adaletli olacak yöneten. Yöneten adaletli olacak abi. Ama o gün ya adaletli olma şansı yok. Şimdi ya hatta daha sonra bizim burada hakem federasyonundan gelip bize işte yeni kurallarla alakalı bilgi veren hakemlerimiz geldi. Ben kendilerine söyledim. Dedim ki ya yani bir maç oynanırken 50 kişilik bir grup sahadan dolaşabilir mi? Dediler ki imkanı yok. Hakem ne yapmalı? İşte durdurmalı. Şu şeyini yapmalı falan. E niye yapmadı? Ya hocam dedi milletvekiline nasıl yapsın? Bakana nasıl yapsın pardon. Şimdi sonrasını düşünebiliyor musun dedi. Ya bunu lütfen kullanmayalım bunu da. Şey değil. Ya şimdi geldiğimiz noktaya baksana. Peki o hakem nasıl benim bir tane faulümü versin ki? Ben ikinci yarı tek kale top oynamış benim takımım. Tek kale. Ya ceza sahasının kenarında bir tane faul kazanamaz mı bir takım?
Bir tane faul kazanamaz mı? Kazanamıyor. Verdiği penaltı. Yani o yüzden zor. Çünkü ben geçen sene de onlarla karşılaştım, biliyorum. Kocaeli birlikteyken playoff'ta onlara elendik. Orada bizim golümüzü vermediler, penaltımızı vermediler. Vermediler de vermediler. Başka kuralların uygulandığı bir yer. Var. Maalesef öyle orası abi. Çünkü bir de şöyle bakın. Bir tane dost oldukları takım yok. Sarıyer'in iddiası yok. Sarıyer çıkıyor, yeniyor onları, diyor ki onlar bize Gümüşhane'de bunu yaptı. Bir diğeri onu diyor. Yani herkesi yapmışlar aynısını. Bir tek bize değil. Ama biz tabii rakip olduğumuz için daha fazlasını yapmışlar. Yani niye bunlar kazanıyor? Yani Gümüşhane... Çıkmak istiyor abi, çıkmak için. Yok yok, Gümüşhane analizini yaptınız. Aslında çok da avantajlı pozisyona geçtiler. Yani orada yedikten sonra 6 puan artı biz... Burada havaya girdiler. Yani havaya girdiler. Yani bu Türk futbolcusunun, Türk futbolunun en büyük düşmanı hava. Türk sporunun diyeyim. Yoksa Ankara'daki maçta Gümüşhane gerçekten buradaki maçta... Özellikle ilk yarı iyi oynadı. Ama şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şu var ama bak, şunu unutmayın. Şimdi Gümüşhane, lütfen kimse yanlış anlamasın ama ismiyle Ankara Gücü ismi çok farklı. Şimdi Gümüşhane'ye karşı çıkan adam sezon başında normal bir takıma çıkıyor diye çıktı. Gümüşhane'de Tarık Hoca ile beraber işin savunma kısmını, bizim bu ikinci yapmaya çalıştığımızı iyi yapıp iyi kontraya çıktı. Ve 9'da 9 yaptı. Çok büyük başarı yaptı. 9'da 9. 9'da 9 onları şampiyon yapamadı. Çünkü sonradan hedef takım olunca, hedef takım olmak zor. Bir abimle konuştuydum. Bilmiyorum, basından da olabilir. Bizim Etimesgut maçından sonra, ya Etimesgut ne takım dedi ya. Bizim formaları versen onlar da şampiyonla oynar. Öyle değil. Öyle değil. Yani gerçekten öyle olup hedef takım olup her hafta kapalı defansa karşı oynamak çok zor. Kapalı defansa açmaya çalışacaksın. Arkada da boşluk vermeyeceksin. Bu çok zor. Dolayısıyla iş hedef takımı olunca Gümüşhane hedef takım olmayı kaldıramadı. Gümüşhane o yüzden aşağı gitti. Yani öyleydi. Sezonu konuştuk. Mutluluğuyla, acısıyla. Şimdi abi diyebiliriz. Ankara Gücü'nün ne zamanki şaşalı transferleri konuşulduğu Ankara Gücü o günden beri düşüyor. Ve siz de onların başından sonuna kadar daha büyük altyapı verebiliriz. Evet. Altyapısı olmayan ve bizlerden ülkelerden bu takım... Çünkü şu anda bizim U19'a kadar altyapımız var. U21 bu sene olacak nasip olursa. Şimdi U19'da bir adamı alıp oynatmak şu an için zor. Şöyle zor çünkü fizik... Yok yok, şunu da söyleyeyim. Şimdi bu da ama daha yeni kurulacak. Mesela U21 takımı kurulacak. Çünkü ikinci ligde U21 takımı yok. En fazla U19. Yok. Onlarda yok. İkinci ligde yok. Yani statü gereği yok herhalde. Şimdi bu sene U21 kurulacak. Şimdi bu seneden sonra sen Bankasya'da kalıcı olup 1-2 sene sonra Süper Lig ya da hemen çıktın altyapıya, o zaman birazcık daha bakabilirsin. Ama altyapının da bizim açık ve net komple bir elden geçmesi lazım. Şimdi oradaki sorunlarla ilgilenilmesi lazım. Şimdi biz bu sene yani ben mesela olmaz ki. Çünkü ben bu sene mesela 1-2 kere hocalarımı ziyarete gittim. Çünkü bu takım A takım başarılı olup şampiyon olmadan A altyapının esamesi okunmaz. Şimdi şampiyon oldu. Şimdi U21'de girdi işin içine. Şimdi birazcık daha oradan oyuncu. Çünkü bizden altyapıdan çok oyuncu çıkıyor. Şimdi bizden Onur. Süper Lig'de canım. Çok Onur. Süper Emre Taşdemir. Şimdi bizim gelen kaleciler. Şimdi bizimle son dönemde 2-3 tane oyuncu kardeşimiz bizimle çıkıyor ki bir tanesi bizim için şu anda önemli gibi gözüküyor. Kiralıkta oynayanlar var. Yaşta yine kiralık verdiğimiz. Onlar var. Yani dolayısıyla seneye U19'dan bir üst takım daha olacak, U21. U21'den A takım adam gelmesi daha kolay. Çünkü birazcık daha oturmuş oluyor fiziki anlamda da. Ama U19'da istediği kadar yetenekli olsun, abilerin arasına çıktığı zaman eziliyor. Şimdi ezilmeyen bir tane oyuncu yakaladık gibi orada. Ama ilerleyen günler ne olur? Hep beraber göreceğiz. Altyapıdan da bahsetmek istedim. Ya kesinlikle, ama şu anda bahsedilecek bir durum yok, emin ol ki. Ama U21'i de olsun, ondan sonra birazcık daha farklılaşırsa
zaten potansiyeli çok olan bir altyapı ki oynayan oyunculardan da belli. Sattığımız oyunculardan da belli. Bu birkaç senedir onlar da satılmazsa zaten hiç önüne geçemez misin? Bir takım vardı ama o zaman nasıl olacaktı ki ya parasızlıkta? Onlar en azından yine bir nevi işte Onur'un bu sene bize sağladığı kaynak gibi. Bizi belki de Onur'dan gelen o para takımı bir arada tutup şey yaptı. Belki takım dağılacaktı. Paramı vermiyorsun. Ben federasyona vereyim diyen olacaktı belki. Yani. O bize inanılmaz bir katkı sağladı. Yani Onur'dan olduk ama Onur'un parasıyla da belki şampiyon olduk. O da olabilir. Valla ben teşekkür ederim. Yani ben oldum olası emin olun ki hani içimden ne gelirse söyleyen bir adam. Sağ olar, teşekkür ederim. Yani, orta sahada yalnız yer al bu hafta sen. keşke oynayabilsem ya. Alırım ben Musa'yı da şeyde idmanlarda oynarız. Orta saha çünkü. Ben teşekkür ediyorum. Çok samimi söylüyorum. Sezon başından beri tabii ki ufak tefek ya da büyük de olabilir. Kendi adıma çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Eleştiriye her zaman açık. Dürüst olduğu zaman, gerçekten kendi fikrin olduğu zaman yerden göğe de, yerden dibe de vursanız bir şey dersem namert. Ama öbür türlü bu sene taraftarımız gibi siz de çok emek verdiniz, çok destek verdiniz. Sen de çok destek verdin kardeşim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ama hep söylüyorum Ankara Gücü TFF birincilik. Sizler de şimdi atıyorum yani küçümsem anlamında söylemeyeceğim ama o takımları seyretmektense işte tabii. Göztepe, Eskişehir tamam. Çıkmazlarsa tabii, işte, tabii iyi takımlar seyredeceğiz. Şimdi daha iyi maçlar seyredeceğiz burada belki hep beraber. O yüzden hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sizin de desteğiniz için tekrar ben de hepinize teşekkür ediyorum. Şurada bir çay içelim. Bir çay içelim.